Sultan Süleyman Han Hazretleri, Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri evime gelerek büyük şeref verdiniz. Sizi ağırlamak büyük onur. Sinyor Giritti, mütevazı dediğiniz ev bir saray çıktı. Mütevazı haneniz gözümü kamaştırdı sinyor. Efendim, ben burada bu anneanneyle büyüdüm. Tevazu mühimdir. Rahmetli annem Teodora da hep söylerdi, asla kibirli olmamalıyız diye. Zaten buna Sultan Süleyman Han'ın yanında kim cesaret edebilir ki? Bu ressam kim? Tiziano. Kendisi Venedik Sarayı'nın baş ressamıdır. Bellini öldükten sonra o geldi. Bellini büyük atam Sultan Mehmet Han'ın da resimlerini yapmıştı. Bir sene kadar bizim sarayımızda çalışmış, biliyor muydunuz? Biliyordum. O resimleri görmeyi çok arzu ederdim. Göremezsiniz. Ne yazık ki. Büyük atam Sultan Beyazıt Han, günah diye sarayın dışına çıkarmış denir. Yazık olmuş. İbrahim Paşa da pek meraklıdır resme. Sarayını görmeniz lazım. Öyleyse size çok güzel hediyelerim olacak İbrahim Paşa Hazretleri. Bu büst İskender değil mi? Kendisi İskender'dir ama tanımanız beni şaşırttı doğrusu. Sinyor Giritti, İbrahim Paşa sizi daha çok şaşırtacak. Kendisi İskender'in hayatını hatmetmiştir. Gençliğimizde savaşlarını ve ideallerini sabahlara kadar okur tartışırdık. Bunu size hediye etmeme izin verin lütfen. Papa Hazretleri Kral'la hoş. Sizi Vatikan'a kadar getiren nedir merak ettim. Papa Hazretleri, Konstantinopolis'ten vahim haberler aldığımı bilmenizi isterim. Sultanım, bugün Fransız elçi Jean Frangipon bana geldiler ve Fransa kralı François'un annesinden size bir mektup getirdiğini söylediler. Esir kralın kurtarılması için... Sinyor Giritti, devlet-i âliyenin meseleleri görüyorum ki sizin de meseleniz olmuş. Sarayımıza gelen her elçi sizin de sarayınıza geliyor. Bu elçi daha başka neler söyledi size? Efendim, sizden alacağı cevabı bekliyor elçi anında. Kabulün ne zaman olacağının heyecanı içinde. Hünkârımız uygun gördüğü bir vakit elbette cevap verecektir. Çaresiz kalan bir annenin feryadına karşı kayıtsız kalmam Sinyor Giritti, merak etmeyin. Sultanım, sizin batıya atacağınız adımın korkusu Şarkan'ı tedirgin edecektir. Kral Lajos bilirsiniz, Şarken'in ve Avusturya Kralı Ferdinand'ın kız kardeşi diyebilir. Yani Habsburg Hanedanı'nın bir ferdidir. Ve Macaristan'ın Osmanlı toprağı olması da en büyük kabuslarıdır. Aylardır zindanda tutulan bir kral. François'un validesinin dileğiyle alakadar olacağım. Bu mesele ayrıca devlet-i âliyeyi yakından ilgilendiren bir meseledir. Küffar aleminin Şalke'nin bayrağının altında toplanmaması lazım. Onlar kabus görmeye devam etsinler. Venediklilerin
Osmanlı ile işbirliği içinde olma ihtimali var. Bu ittifakla Osmanlı Sultanı daha da güçlenir ve Hristiyan dünyasına karşı olan bu tehdit daha da büyür. Papa Hazretleri, Venedik Doçu Girit'in oğlu sultanın sarayına girip çıkıyor. Sultan Solomon ve Veziri İbrahim Paşa'yla sıkı dost olmuşlar. Gritti'nin hangi oğludur bu? Alvise Gritti. Onun yaptıkları Venedik Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Neden Papa Hazretleri? Venedik Doçu'nun oğlu. O oğul kilisemizce takdis edilmemiştir. O gayrimeşrudur bizim için. Kilisemizce kabul görmediği için oradadır. Papa Hazretleri, Osmanlı'nın bu dine kadar gelmesinden ciddi endişeliyim. Hristiyan dünyasını yardıma çağırın. Lütfen. Osmanlı kilisemize aforoz edilen Luther'i desteklemeye başlamış. Düşmanımızla ittifak kurmak savaş ilanıdır. Roma Cermen İmparatoru Şarlken hazırlıklı olsun. Size geldikten sonra hedefi daha ileriye gitmek olacaktır. Git, Şarlken'i ikna et. Seni korumazsa kendisini de koruyamaz. Signor Gritti, ailenizden uzak yaşamak zor olmuyor mu? Zorlandığım oluyor İbrahim Paşa. Ama bu şehir benim doğduğum yer. Evim burası. Konstantiniye, dünyanın merkezi. Yakında kız kardeşim Monica Teres beni ziyarete gelecek. Kendisine yazık ki eşini yeni kaybetti. Yasını burada biraz unutturmak istiyorum. Kendisine taziyelerimizi söyleyin. Signor Gritti, bu güzel sofradan kalkmanın vakti geldi. Misafirperverliğiniz muhteşemdi. Musiki pek güzeldi. Sultan Süleyman Han Hazretleri, şeref verdiniz. Unutulmaz bir gün yaşadım sayenizde. Sohbetlerinizden bizi mahrum etmeyin lütfen. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz Signor Gritti. Merak etmeyin. İbrahim Paşa ile irtibatınızı kesmeyin. Signor Gritti, hünkârımızla konuştuk. Nazik davetinizden sonra sizden bir isteğimiz olacak. Sultan Süleyman Han'ın isteği benim için emirdir. Hünkârımız sizi devlet-i âliyenin Hristiyan âlemiyle alakalı siyasetinde danışmanı olarak görmek istiyor. Hünkâr Hazretleri böyle bir vazifeye beni layık gördüğü için onur duydum. Hala. Hala. Signor Gritti, sizi ve geldiğinde kız kardeşinizi sarayımda ağırlamak isterim. Eşim Hatice Sultan, kız kardeşinizle tanışmaktan çok mutlu olacaktır. Şeref duyarım İbrahim Paşa Hazretleri. Kız kardeşim ve ben orada olacağız. Hünkârım, Signor Gritti danışmanlık teklifinizi kabul etti. Şükranlarını sunuyor. Onunla yakın çalışmanda fayda görüyorum İbrahim Paşa. Bilmesi icap eden ne varsa öğret. Bilmemiz icap eden ne varsa öğren. Siz merak buyurmayın. François'un annesinin mektubuna cevap yazdıracağım. Fransız elçiyi çağırın gelsin. Marcelio, hemen Venedik Sarayı'na bir mektup yazalım. Babamın bu hızlı gelişen ilişkilerden haberi olmalı. Signor Gritti, Doç Hazretleri bu yakın ilişkiden memnun kalır elbet ama bir o kadar da tedirgin olacaktır. Babama bağlılığımı başka nasıl gösterebilirim ki? Onu tedirginlik içine sokacak herhangi bir şeyin içinde olmam. Aksine, sarayla kurduğum yakın ilişki Venedik için de hayırlı olacaktır.